acaba böyle birbirinden hoşlanan? Ben lojadan hiç kimse hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyor musun? Evet. Ama seni seviyorum mesajı gelmiş sana. Kimden? Kimden mi? O kişi kim? Seni seviyorum mesajını gönderen. Ayol gönderdiniz bak. Seni tanımak istiyorum. Ya bir görüşelim, bir çay içelim değil. Seni seviyorum çok özel ve çok önemli bir kelime. Bunu birine söylemek için duyguların çok derin olması gerekiyor, değil mi? Hakan sen misin? Ben değilim de ben şunu söylemeye çalışıyorum. Hayır, bunu yani icra etsin istiyorum şu anda. İşte içimiz yani bu sonuçta bir erkek. Ve buradaki gruptaki bir erkek. Eğer zaten medeni bir cesareti varsa bence şimdi kurduysa yerinden koltuğundan fırlasın ve hemen söylesin. Bak çiçek de aldım. Çiçek de vereceğim. Siz götürün yani bunu, hatta. Ha? Siz götürün hatta. Ben mi götüreyim? Elinden tutup götürün yani. Hayır ayol seni seviyorum yazmış. Ha bir de öyle yazmış. Yarın bana niye bakıyorsunuz? Yunus sen burayı bilirsin. Efendim? Yarın bana niye bakıyorsunuz? Sen Şeyma'ya seni seviyorum bence, mesajı bence Özhan göndermedin asla. Mi? Asla. Hayır. Göndermedin mi? Asla. Olmadı. He? Olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Bir dakika. Yok mu böyle bir şey? Hayır Esra Hanım kesinlikle hayır. Söz demek söz ver diyorum yani. Evet Esra Hanım söz yani kesinlikle hayır öyle bir şey yok. Seni seviyorum demedin mi? Asla Esra Hanım. Mesaj atmadın asla mı? Asla. Ya abi gibi. Abi gibi mi? Vallahi. Seni seviyorum abin mi yazdı? Sen mi yazdın mı? Ben seni seviyorum diye bir şey yazmadım. Yazmadım. Esra abla biz Gökhan'la birlikte odadayız ama hiç öyle bir muhabbet bile yani, olmadı. Şeyma'nın ismini Şeyda? Bile... Şeyma'nın ismini bile ağzıma almıştım yok. Sen mi yazdın? Yok, yok asla. Ay o sen gittin çünkü. Evet. Yok bugün bir gün bir tartışma yaşadık. Yani bir tartışma değildi. Bir sadece bir Ece ile Şeyma arasında bir tartışma, ufacık bir tartışma oldu. Daha sonra Şeyma söyledi tartışma ki tartışma kiminle? Ece ile. Evet. Ben Ece ile konuştun mu? Yok sen konuşmadın. Onunla alakalı değil. Daha sonra Şeyma bana Gökhan'dan gelen mesajı gösterdi. Onda seni seviyorum yazıyordu. Bana söyledi ki Ece bu yüzden bunu anlamış ve o yüzden bana kızmış. Bu mesajı ben de görmek istiyorum. Esra Hanım. O mesajı ben de görmek istiyorum. Eğer öyle bir şey yazmışsam Esra Hanım, ona tutup getiririm. Sevdaya, ama öyle bir şey yok. O okudu mu? Seni seviyorum oraya yazıyor mu? Okudu mu? Yalan evet, söylüyor. Evet, kendi gözlerimle gördüm. Mesaj saçmalık buydu. Seni seviyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben çok şaşırdım. Bir dakika. Ece nasıl yani? Gökhan'la benim aramda bir şey yok. Ya, ben ilk başta da ben Gökhan'ı sevmedim. Şu an bile söylüyorum. Herkesin içinde söylüyorum ben bunu. Sen Gökhan'la ister konuş ister burada nikah kıy benim umurumda bile olmaz. Benim ismim alma ağzına tamam mı? Esra Hanım benim Türkçe yaramsız şimdi nasıl tartışan ben? Peki yani sana I love you dedi mi? Nasıl? I love you, I love you. Kesinlikle ya demedim. Demedi mi? Ya günah alma. Peki Sevda uyduruyor mu? Sevda yalan konuşuyor. Yok ben kendi gözlerimle gördüm. Ben mesela de görmek istiyorum. Ben de Esra çok Hanım şaşırdım şey yani ya. Ne demek seni seviyorum ona yazmış. Yani ben Gökhan'dan hiç beklemezdim. Esra Hanım. Hayır niye bekliyorsun? Öyle bir şey evlilik programı varsa böyle bir şey açtın. Esra Hanım öyle bir şey yapmış olsa ben kendimden bile beklemezdim. Öyle bir şey yok. Hani o mesajı ben de görmek istiyorum. Ben şey beklerim bundan. Bekler ben beklerim. Misin? Çünkü Feyz'inde 1000 tane kız var. Ben beklerim. Ya yazanlar ben beklerim, oluyor ama beklerim. Yani Esra'nın yazanlar ya oluyor şey, arkadaşlara. Ama benim bir alakam yok. Ben isterim. Benim iradem dışında yazanlar oluyor yani. Onu seni ilgilendirmiyor Ece Hanım. Esra Hanım ne yazıyor orada? Hepsi bu. Naber? İyiyim. Teşekkürsiz. Ben de iyi. Yarın ayarlarını kendine ayarladın mı? Ne için? Hepsi bu. Allah Allah. Bu ne biçim yazışma ya?
Yalan söylüyorsun. Esra Hanım, Şeyma Hanım bana programa katılmadan önce yazıyordu ki. Neredesiniz diyorum o zaman. Bana söyledi ki Ece bunu biliyor, o yüzden bana kızdı, biraz susar mısın sen ya? Sen çok konuşuyorsun her şeye, bu ne ya? Çok konuşuyorsun hiç susmuyorsun ya. Bak, insanları incitiyorsun, bayanlara nazik davranmıyorsun. Yok, gerçekten ciddi söylüyorum. Benim yanımın ağzını göstermeye alma, gerçekten. Böyle, burada ne yapıyorsun? Biraz sus, ben kurum. Allah Allah, konu başka bir yere gidiyor. Ben şunu söylüyorum. Sen bu kıza seni, bir şey, ben bu arada hani o mesajdan sonra başka bir mesaj gönderilmiş, silinmiş olabilir. Esra Hanım, var mı gerçekten böyle bir şey? Programa katılmadan önce ben programa nasıl katılabilirim diye bana mesaj atmıştın. Evet, öyle oldu. Sadece bu. Facebook'tan mı? Sadece bu. Ama demek ki Ece de doğru söylüyor. Facebook'ta bir sürü kişiyle yazıyor. Yine Facebook'ta. Esra Hanım, ben değil, benim iradem dışında yazanlar oluyor. Önce Hoblen'e yazdı Facebook'da. Önce o sana yazdı. Evet. Ben sonra yardım istedim ben ondan. Saçmalık Esra Hanım. Her şey var. Yemin edebilirim Esra Hanım, öyle bir şey yok. O bana yazdı ki. Hatta geçen gün ben şöyle olayı anlatayım. Face'de gördüm ve biliyor musun Ece'nin bu işle alakalı olmadığını biliyordum. O neden ona kıstığını bence hiç oralı değildi. Telefonda değildi, bir de Face'tendi. Evet. Ben şey anlamadım. Sen neden yalan söylüyorsun? Hayır, sevgi diyor Esra ya. Hanım. Kavga yok, tartışma yok. Ama seni seviyorum yok. Ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Esra hiçbir Hanım, şey tamam, yok. Tamam, tartışma yok. Şeyma Hanım bana yazmıştı ki Face'den. Ben programa katılamıyorum. Beni burada engelliyorlar. Ben ondan bahsetmiyorum. Engelliyorlar, onu da söylüyorum. Yani böyle bir seni seviyorum. Hayır Esra Hanım, kesinlikle öyle bir şey yok. Uydurma, ben dedim saçmalı. Abi gibi yani. Niye seni seviyorum? Hatta... Abim gibi. Niye seni seviyorum? Ben... Abin gibi seviyorsun. Evet. Evet Esra Hanım, programa katılmadan önce Facebook'tan size ulaşamıyordu. Benden rica etti. Dedi ki böyle bir şey söyleyebilir misin dedi. Ben dedim kanal yetkililerine ulaşmaya çalış. Peki 3 gün sonra bir şey çıkmasın. Hayır Esra Hanım, lütfen kesinlikle. Lütfen bunun sözünü de verir misiniz buradan seyircilere? Sözde Esra Hanım, yeminini verebiliriz. Öyle konuşup sonrasında başka şey çıkınca. Ya burada herkes yanlış, saçma sapan bir şeyler anlıyor. Öyle bir şey yok Esra Hanım. Nereden çıkıyor ben de anlamadım. Seni seviyorum diyeceğim kişiden zaten ben açık açık kalkar söylerim öyle bir kişi olsa. Ece. Şöyle şey söyleyeyim. Yani benim hiç Gökhan'la bir şeyimiz yaşanmıştır ama ben onun hiç ağzı bile alınmasını istemiyorum gerçekten. Yani gerçekten istemiyorum ve geçen gün birkaç gün önce bir kız bana Face'den mesaj atıyor. Kız yani şöyle böyle diyor. Ben de dedim yani bittiğine sevindim diyor. Neden dedim? Yani diyor bir arkadaşımla konuşuyordu Gökhan diyor. Ona umut verdi diyor. O kız diyor ağlıyor diyor. Hatta o kızla konuştum. Kız canlı yayına bağlanamıyormuş. Esra, umut verme olayı yok Esra yani, Hanım. Yani kız yani ailesinden dolayı canlı yayına bağlanamıyor. Nezaketçi Esra Hanım, nezaketçi. Benimle ilgilenenlere nezaketçi diyorum ki kanalı arayın. Böyle böyle bir şey varsa kanalı arayın. Yetkililere ulaşmaya çalışın. Esra Hanım, şimdi Ece Hanım bence yanılıyorsunuz. Çünkü Facebook'ta önüne gelen şimdi Umut bir kızla konuşuyor deseler şimdi atıyorum burada size. Ama konuşmuyorum, öyle bir şey yok. Her söylene inanmayın yani. Yani benim için açıkça söyleyeyim yazının mı? İçeriği çok önemli. Bizim ya, irademiz dışında tabii ki bizle ilgilenenler oluyor. Esra Hanım, herkese yazan ama biz var. Nezaketçe reddediyoruz yani nezaket. Bak nezaketçe lütfen engelleyebilirsin, yazışmayabilirsin ama yazışmayı tercih yazışıyor, ediyorsun. Yazışıyor, gözümle gördüm. Ama tek tek gözümle gördüm. Tamam da çok üzülüyor, ağlıyor. Kendime bir şey yaparım diyor. Ben ne diyeyim ona Esra Hanım? Ben ona yani kendime bir şey yaparım diyor. Ama ben ne yapayım? Ne diyeyim ona? Na, öyle dediği için onunla yazışmaya devam mı ediyorsun? Yok Esra Hanım yani öyle bir şey. Yani... Bak birine umut verdi demesi önemli bir cümle. Esra Hanım sonuçta insan korkuyor kendine bir şey yapacak diye. E tanımadığın insan yani yazıştığın insan. O zaman yapma bunu. Kendine zarar veriyorsun. Gene... İçim el vermiyor Esra Hanım yani yanında söylüyorum ki ay ne kadar vicdanlısınız. Bak bunların Facebook'ta içi hiçbir şeye el vermiyor. Ama buradayken de bir güzel hayır Esra diyorlar. Esra Hanım. Ama şimdi benim suç nedir? Hayır suç değil. Aranızda bir şey varsa hayır, yok. Hayır Esra Hanım kesinlikle. Ama şimdi ben suç değil bu. Aranızda bir duygu var mı? Hayır asla. 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 Esra Hanım beni biliyorsunuz öyle bir duygu beslesem zaten çıkar söylerim. Ya susar mısın lütfen ya? Her konuya konuşuyor Esra Hanım. Ben anlamadım. Ya. Ama söyle işte ne varsa ne olacak? Söylüyorum. Varsa ben sordum, söylerim okudum. Diyorum. Doğru söyle. Evet. Şu varsa söylerim çünkü diyorum. Çünkü iki gün sonra mi çıkacak? Bari içinlik söyle bitsen. Hayret bir şey sen, ya. Sen bak yarım yamalak Türkçe'yi ya anlamıyorsun. Varsa söylerim diyorum. Ama doğru söyle şimdi. Yarım yamalak Türkçe'yi söylemek bile doğru söylemek var.
Hepimizin yarım yamalak Türkçesi var. Onu aynen. Deme tamam bari. Esra Hanım, her dediğimizi yanlış anlıyor. Burada insanlar... Bir de sen kendine konuşacaksın. Başkalarıyla konuşma. Esra Hanım, her dediğimize. Kendine konuş. Esra Hanım her şeye karışıyor. Benim konsantrem bozuyor açıkçası bu. Nedir bu? O zaman Esra çuval gibi oturayım burada Esra sabah akşama kadar. Gökhan Bey doğru söylüyor, yanlış anlıyor Yunus Emre. Esra beni de yanlış anlıyor yani. Ha, seni yanlış anlamıyor, seni doğru anlıyor. Aynen. Beni yanlış anlıyor işte. Ben bir şey söylüyorum, o kötü niyetli anlıyor. Esra Hanım, Yunus Bey'e bir şey sorabilir miyim? Sorayım. Bak, insanları incitiyorsun, bayanlara nazik davranmıyorsun, kendini olmadığın bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyorsun. Burada ne yapıyorsun? Ben şimdi sana bunu söylüyorum. Bir dakika, ben sana daha güzel bir şey diyeceğim. Sen geçenlerde bir tane daha güzel diyeceğim. Geçenlerde bir tanesi bir hanım gelmişti buraya. Sarışın hanım. Sarışın hanım. Sen ondan önce sen başkasılarla konuşuyordun. Ondan sonra onu yedeğe tuttun. Ben seninle hiçbir zaman muhatap olmadığım için. Çirkin güzel gelene kadar. Ben Yunus Bey'le hiçbir zaman muhataplığım olmadı Esra Hanım. İlk birkaç gün ondan sonrasına. Yani burada uyduruyor, bir şeyler uyduruyor. Hatta bak benim kaldığım kişiler de... Ben senin gibi değil mi? Sabah akşama kadar her şeyi yaz. Söyle böyle, makine robotu gibi. Sen hep benim yanımda mısın? Ben seni görmüyor musun? Sabah akşama kadar orada okuyorsun işte böyle. Senin hayatın komple tamam, kağıt üzerinde. Sizden uzak kalmak için kendi meşguliyetimi uydurdum kendi kendime. Meşguliyet buldum kendi kendime. Ama burada sizden sen mecbur bize kalıyorsun. Mecburuz, ben seninle konuşmam lazım. Ben seninle niye mecbur konuşayım? Sen mecbur benimle konuşacaksın. Ama hayır. En azından paylaşımlarınız olabilir. Hayır Esra Hanım, ben kesinlikle Yunus Bey'le... Ama ispiyonculuk yaparsınız hepiniz. Şeyma'yla aranda hiçbir şey yok. İspiyoncu diyor ama Esra Hanım, beni bilen biliyor. Ben herkesten uzak kalıyorum. Sosyal medyadan görüşmeye devam edecek misin? Hayır tabii ki Esra Hanım. Hayır tabii ki, tamam. Esra Hanım. Kullanabilirsiniz, tamam, bakın kuralı yıktım. Artık yazışabilirsiniz. Serbest. Daha güzel. Daha Esra serbest. Tamam.